Bedava peynir sadece fare kapanında olur. Evet, özellikle meşhur. Bu internet çok ortamında çok ürün önemli. Hizmetler için de geçerli, insanlar da için de geçerli. Sanal aşk adı altında dolandırılanlar için birkaç program çeksen burada konuktan yani konuk sıraya dizersin ya, burada. Neler geliyor? Ve ciddi anlamda orada bir rant var bence sanal dünyada. Çünkü ilgiye açız, sevgiye açız ve onu tüketmek için kolayın peşinden gidiyoruz. Seni bana verseler, ay beri bak, beri bak. Allah'a da hoş gele, ay beri bak, beri bak, ay beri bak, beri bak, ay beri bak, beri bak. Sustu bu gece, karardı yine ay. Kaldı geriye cevapsız sorular. Uyandığında onu ilk kim görecek? Bıraktığım düşü kim büyütecek? Yani bugün şurada bu açılışı yapabiliyorsam, burada var olabiliyorsam, arkada gördüğünüz adamların, kadınların bizim için canları pahasına bu memleketi savunmaları sayesindedir. Saygıyla önlerinde eğiliyoruz. Şükranlarımızı anlatacak kelime yok. Ece'nin saçını şöyle düzleştirelim. Birazcık daha mı düzleştin Akın? Evet, düzleştirelim. Oh, bir tane daha mı yapsak? Bu tarafına da yapalım. O tarafına da yapalım. Ece güzel çıksın. Zaten çok güzel. Kitabı şahane. Birazdan. Tamam, hazırladık biz Ece'yi. Hazırladık. Yayına sen artık. Tamam, hazır artık gelebilirim. Böyle fönlü gelip bizi taca çıkarmadığın için teşekkür ediyoruz. Çünkü biz kitabına fönü çekmiştik zaten. Saçlarını düz... Ece biz senin saçın daha ne yapalım? Saçını da düzleştirip kitabına ayarladık kapağını. Ya sen nasıl bir kadınsın haysiyet zaten? Haysiyet nasıl? Var mı haysiyet sende? Bilmiyorum var ama ne güzel. Sen nasıl içeride mi çaktırmadan yazdın bunu? Nasıl? Sen bir dakika bunu gönderdin. Herhalde. Ben sabah... Tek sürprizi sen mi yapacaksın? Aa gördüm böyle. Sen benim saçımı fönlerken ben de sana yazıyordum. Bana yazıcı. Evet. Çok güzel yaz. Ay, okuyayım mı? Bir övüneyim oku, mi? Bak oku, şimdi Allah seyirci. Işte. Herkes evet. Ayağını denk alsın. Haysiyetli ve hakkaniyetli kadın. O ben oluyorum. Orantısız zekama, aslıma diyor. O da ben oluyorum. Orantısız zeka. Aslım da ben oluyorum bu arada. Çok evet. Teşekkürler valla. Hiçbir şey değil. Ya de. Babamın, rahmetli babamın... En sevdiği kelimeydi haysiyet. Çok kullanırdı. Haysiyet, itibar, izzeti nefis bunları çok kullanırdı. Ne kadar unutmuşuz. Sen bu kitabı çıkarınca ben bu kelimeyi hatırladım. İşte adı üstüne rahmetli babam diyorsun zaten. Hı-hı. Rahmetli olmuş bir kelime yani aslında. Haysiyet de mi mezarından rahmetli oldu? Mezarından kaldırdık getirdik. Haysiyet ne? Rahmetli mi oldu? Oldu. Olmadı mı? Yani çok unutmadık mı? Elbette şimdi artık son zamanlarda bir fark ediyorum böyle bir artık daha bir dik omurgaya iyi geliyor ya böyle dik durmak. Hı-hı. Daha bir dik duruyor herkes. Hı-hı. Hoşuma gidiyor. Öyle. Onun için sırt kaslarını çalıştırmak gerekiyor. Yani nereden başla? Sırt kaslarından. Başladı çalıştırmaya öyle insanlar mi? Bence sırt kaslarını şöyle dik durmanın öneminin farkında herkes. Öyle mi? Evet evet. Yani peki nereden başlıyor aslında sence hayata adapte edersek? Hani Yaşar Kemal'in şeyi var ya insan bu dünyada gövdesi kadar değil yüreği kadar yer kaplar diye. İşte o yürek yani bence haysiyet. Şuradan başlıyor. Önce bir mekanizmanı sarsıyorlar, incinıyorsun. Ondan sonra incindikten sonra yok diyorsun böyle olmayacak bu iş. Hem incindim hem haysiyetim kırıldı olmaz. Hadi diyorsun biraz ben birazcık daha dik durayım, biraz daha dik durayım. Biraz da şöyle göğe bakayım. Hı hı. Bu ara hani biliyorsun göğe bakma durağı. Öyle bir şeyler bence. Peki pardon da bu incitenler, incitanlar, hı. O da söylemesi zormuş. İncinmişsin. İncitanlar bizim dışımızda insanlar mı oluyor? Uzaydan mı geliyor? Yok biz canım. Biz değil miyiz onlar? Yok canım biziz. Hı hı. En çok da biziz tabii ki yani. İnsan izin vermezse... Onu incitebilirler mi? İncitemezler tabii. Biziz. İzin vermeyelim kardeşim yani diyorum ben de bu kitapta aslında. Yani bu kitap şöyle başlıyor. La Fontaine'in meşhur masalı vardır ya. Kurt kuzuya der ki sen benim pınarımı kirletiyorsun. Onun için yer kuzuyu. Ben de diyorum ki bu kitabın başında. Eğer bir kurt bir kuzuyu yemeye karar vermişse
her türlü bahaneye sığınır. Hı hı. Çünkü kuzu onun karşısında aman devlet meyabımız yapmayınız etmeyiniz falan deyince ben böyle bir şey yapmış olamam işte o zaman sen yapmadıysan çobanların yaptı, köpeklerin yaptı, kardeşlerin yaptı dediğinde aman etmeyin efendim, etmeyin eylemeyin efendimiz demiyor da kuzu dikleniyor. Dik böyle duruyor ve diyor ki orada haysiyetini kuşanıyor. Arkasına bütün çobanlarını, sürülerini, kuzularını, diğer kuzuları alıyor. Yanına da haysiyetini alıyor. Orada zaten işte kırmızı çizgi haysiyet. Ondan sonra hikaye değişiyor ve o hikayenin nasıl biteceğini artık kuzular karar veriyor. Öyle başlıyor. Peki biz nereden, yani biz derken herkes aslında suçlu. Herkes kendini inciten aslında. Herkes tabii haysiyetini yerle bir eden. Tam da nereden başlayacağız? Yani ilk adım neresi? Tabi burada Ece Üner kitabında pek çok konuya değiniyor. Pek çok konu günlük hayatta. Haber bültenlerinde kendisinin de yaşadığı haberler üstünden de yorumlar yapıyor. Ve hepsiyle ilgili aslında komik, trajikomik değil mi? Evet, kara mizah. Yani kitap kara mizah kitabı aslında. Yani izahı olmayan, hı-hı, şeylerin mizahını mümkün olduğunca yapmaya çalıştım. Yani hani Brecht şey der ya, mizahın olmadığı yerde yaşamak zor ama her şeyin kara mizah olduğu yerde yaşamak imkansız diye. Yani onu imkanlı hale getirmek için biraz kara mizah, biraz işte o trajedi gibi görünen şeyler, sonra biraz uzaktan bakıyorsun komediye dönüyor ya, biraz o var. Peki ilk ne yapmak gerekiyor? Mesela söz verince tutmak mı? Ne? Yani haysiyet nasıl geri kazanılan bir şey? Bence hatırlanan bir şey çünkü o bizde, hı-hı, var. Hepimizin göğüs kafesine yerleştirilmiş bir özgürlük ilkesi var bence. Hı hı. Buna hasret yaşıyoruz. Bunu gerçekleştiremediğimiz zaman da zulüm oluyor bize. Göğüs kafesimiz onun için böyle daralıyor. Onun için hepimizde o mevcut. Onu belki hatırlamak lazım. Hani şey vardı ya, şahsiyeti hatırla diziyi. Haysiyeti hatırla. Hı hı. Ne zaman hatırlıyorsun? Ne zaman ki bir yerde bir adaletsizlik, bir terslik görüyorsun. Senin böyle seni merkezinden uzaklaştıran bir terslik. Ona dair bir tavır koyarak, belki işte bir dik duruş sergileyerek yapabiliyorsun bunu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Az önce Yaşar Kemal dedim ya, dünyadaki bütün kötülüklere diyor baş kaldır diyor. Bazen başkası, senin iyiliğin başkasının kötülüğüne olabilir, kendi iyiliğine de baş kaldır diyor. İcabında kendine de karşı çıkarak prensip sahibi olarak olabilir bence. Yani, hı-hı, asgari bir vicdanda, merhamette ve prensipte buluşabilirsek oradan başlanabilir tabii diye düşünüyorum. Aslında benim iyiliğime olan bir şey kimsenin kötülüğüne olamaz. Ama bravo, benim çıkarıma olan bir şey insanların, bravo, kötülüğüne olabilir. Yani iyilik değil de belki çıkar üzerinden artık okumak gerekiyor. Bravo. O kadar çünkü her şeye çıkar odaklı bakıyoruz, bravo, ki. Bir tavrı koyarken bile insanlar kendi mahallesine göre bir tavır koyuyor. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Kendi önceliklerine göre bir tavır koyuyor. O ne der, bu ne der, şu ne der, işte bilmem ne falan. Hayır ya, hakikat arayışında değil miyiz yani? Hakikat öyle çok çoktan seçmeli bir şey değil ki yani. Her, ama bana dokunmayan yılan bin yaşasın gibi bir şey değil. Demek istediğim o biraz. Yani insanlık onuru. Ama işte insan kendi onurunu bir yerden sonra kaybetmeye başlayınca o çizgiyi yakalamak da zorlaşabilir. Çünkü her şeyi ne diyeyim ben onu Türkçesi, hani justify ediyorsun, şey yapıyorsun, niye doğru yerine oturtup. Evet, doğruluyorsun yani, şey, meşruiyet kazandırıyorsun. Meşruiyet kazandırıyorsun, hı, ona. Hı hı. O zaman da işte o meşruiyet üzerinden o hayatını tekrar kurguluyorsun ve vicdanı yine sızlamamaya başlayabiliyor. Yani bunlar aşama aşama, basamak basamak, evet, gibi. Ben de şimdi o basamakları kaseti geri sarıyorum. Sen ne kadar şiir kitabından sonra araya bayağı bir zaman girdi. Evet. Niye yazmadın aralarda? Olmadı. Yani zamanı mı değildi? Zamanı değildi. Evet, hı-hı, bence. Bence yani bu hani böyle kelimeler cebinde birikiyor, 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 birikiyor. Aklında, cebinde, oranda, buranda, sonra taşmaya başlıyor ya, hı-hı, senden, hı-hı, onlar. Hı-hı. Baktım çok taşıyor. Aa, ben çok duyar kasmaya başladım dedim kendi kendime. O zaman ben bunları bir yazayım, bir rahatlayayım. Öyle oldu. Deşarj oldum. Eğer gazetesiz bir hükümetle hükümetsiz bir gazete arasında seçim yapmak gerekseydi ikincisini seçerdim. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson'la ilgili çok acayip bir anekdot var. Hı-hı. Şey, Kennedy bütün Nobel ödüllü Amerikalıları topluyor, tamam mı? Amerikalı bilim insanlarını topluyor. Ve Thomas Jefferson'ın yemek yediği salona topluyor. Hı hı. Ve
Konuşmasına şöyle başlıyor. Bütün hepsini onore ediyor. Hepinizle gurur duyuyoruz. Amerika'nın gururusunuz falan diyor Kennedy. Bütün işte Nobel'li bilim insanlarına. Sonra diyor ki Thomas Jefferson burada tek başına akşam yemeği yediğinden beri bu salon ilk defa bu kadar zeki insanı bir arada görüyor diyor. Vay. Thomas Jefferson tek başına akşam yemeği yediğinden beri yani. Bir Thomas Jefferson'a karşı yüzlerce Nobel'li bilim insanı. Ama ne büyük bir iltifatmış aslına bakacak olursan. Seni en çok yaralayan şey, yani bu kitabın bölümlerini biliyorum ben ama burada vicdanınla ilgili en çok seni hırpalayan şey ne oldu? Hangi olay? Ya da yazarken işte bu dediğin. Aslında hepsi. Yani basın özgürlüğü var burada. Düşündüğünü söylemekten korkarsan düşünmekten de korkarsın var. Boyun eğme meselesi var. Gönüllü kulluk var. Seninle bunu çok konuştuk zamanında. Her şey var. Boğaziçi Üniversitesi var. Sarı öküzü vermek var. Her şey var. Yani her biri öyle. Ama şu işte az önceki şeye geliyoruz. Kitapta şu Kemal Sayar'ın çok sevdiğim bir lafı var. Diyor ki büyük inşaatlar yapabilirsiniz ama sizi yücelten insanlar o büyük inşaatların içinde kendilerini kaybolmuş hissettiklerinde haysiyetleri zedelenir. Yollar ve köprüler önce sokaktaki insanın kalbine çıkmak zorundadır. Vay. Yani incinmesi sokaktaki vatandaşın, Atilla İlhan'ın deyimiyle sokaktaki adamın, bunu cinsiyetçilikten söylemiyorum, Atilla İlhan'ın sokaktaki adamına göndermiyorum. Sokaktaki insanın incinmesi beni incitiyor. Bu kadar basit. Aslında bunu haberlerde biraz görebilmek mümkün yani benim birebir etkilendiğimi bu işlerden. Yani... Atıyorum bir tane kaymakam gidip de günahsız bir üniversite öğrencisine 3 kuruş cebinde para ver bana cezayı maskeni indirdin deyip de öbür tarafta halaylar gırla gidince toplantılar bilmem neler ben inciniyorum. Sokaktaki adam da inciniyor ben de inciniyorum. Yani dünyada rencide edilmesi gereken bir çifte standart varsa bu kitapta rencide edildi. Evet. O çifte standart. Çifte standart rencide oldu. Çifte standartın haysiyetiyle oynadı Ece Üner. Bak bu da güzel. Çifte standartın haysiyeti kalmadı şu anda. Çok güzel abi. Böyle bir dünya olacak. Gerçekten baksana bak. Yalancılığın, çifte standardın, nepotizmin, işte adam sendeciliğin, rantçılığın falan haysiyetinin zedelendiği bir dünya gelecek mi? Bir yerden başlamak lazım. Değil mi? Yani bir yerden başladık. Ne bileyim ben. Yani herkes kendi üstüne düşeni yapsa, ben bunu yaptım, sen başka şey, işte şu duruşun da zaten varoluşun yeter senin. Öbürü başka bir şey, öbürü başka bir taş attı falan olur, olacak, niye olmasın? Halay? Halay. Halay, halay bölümü var kitapta bu arada. Evet. Duramıyoruz halaysız. Halaysız. Ne oldu biliyor musun? Bir gün babamla oturuyoruz, babamın evi Yeniköy'de, balkonda oturuyoruz. Çok güzel bir bahar günü böyle püfür püfür hava esiyor falan, akşamüstü. Önümüzde de... Türkiye'nin en meşhur ailelerinden birinin yalısı var. Yalının da devasa kapısı var, tamam mı? Yani daha doğrusu bizim oturduğumuz site ortadan yol geçiyor. Ondan sonra da o yalı. Bir Doğan ya da Şahin yalının önüne çekti. Yalının o devasa ahşap kapısının önüne şöyle çekti. Ani böyle. Ondan sonra bir anda kanatlar açıldı, kapılar açıldı. İçeriden 8 kişi indi. 8 kişi. Bir anda halay çekmeye başladılar. Bayağı halayım geldi. Yani ihtiyaç molası anladın mı? Bayağı hani ihtiyaç molası gibi. Halayları gelmiş. Halayı çektiler kapının önünde. Şeyleri kapattılar tekrar kapıları arabanın. Ve aynen devam ettiler. Halayımız geliyor bizim. Yani acil halayım geldi. Yani... Sen bunu bize mi anlatıyorsun? Bak bak göndersenize. Bak bak bizim programda hep gelir bu. This is Mahmut Tuncer Dermix.
diye bilmeyeyim. Gel bana öğretsene. Bir müzik verseniz. Halay böyle bilinesi bir şey değil midir ya? Ya halay şöyle uyumla nasıl bir şeydir yani? Halay başı kim şimdi? Ha, ikili de çekersin. Dur, hadi, üç tane gidersin. Sen halay başı ol. Ben seni takip zaten edeceğim. Zaten iki kişiyiz ya. Başıyla. Ya sen memlekette iki kişi ol. Her yerde bir müdür vardır. Bir de yardım. Ya sen... Memlekette iki kişi bulduğun yerde biri müdürdü. Gel müdürüm. Gel. Sen nereye? Şeyi unutma. Ha dur. Dur. Dur benim bir bu mendili olsun mu bizim ne şey? Ne yapıyoruz şimdi nereye? Spiker'in mendili de bu olur. Bak gel. Gel. Şey ikili yapın. Bak istiyorsan şöyle iki tane gidip tamam. Ondan sonra şöyle bir tane tamam. Yapabilirsin. Bu tarafa yapabilirsin. Tamam. Ya da şöyle iki tane gidip gel tekrar buradan gel iki tane. Tamam. Aynen böyle yapabiliriz. Tamam. Sıra altına geldi. Sana. Acayip rahatlatan bir şey değil mi ya? Sen şimdi ana haberi falan çıkmadan doğruyu söyle. He. Buradan stüdyoya bir iki halay çekerek falan mı gidiyorsun? Öyle mi görünüyorum? Hayır öyle var orada hani böyle lafların var ya acayip güzel cümlelerin var ya senin böyle ondan sonra. Sen onları halay çekerken falan mı buluyorsun? Ay hiçbir şey çekmem gerek. Doğuştan bir yerde rencide edilmesi gereken bir şey varsa mutlaka Ece Üner onu bulur ve rencide eder. Hakikaten şimdi gidiyoruz. Belediyenin yanına, Beyoğlu Belediyesi var ya hani şeyde İstiklal'de onun yanına Ece Üner bürosu olacak. Rencide edecek. Ya Ece Hanım buyurun şu bende iki tane yalan var rencide. Ece bakıyor imzalıyor tak kaş. Ya öbür arkadaki geliyor Ece Hanım bizde diyor şöyle bir arsa rantı vardı diyor bizim evi yıkacak diyor şey diyor Ece Üner geçiyor ben bunu rencide ederim diyor tam. Doğru oturacakmışsın. Evet, ha, ya oturmayı öğrenemem. Sen de bana oturmayı öğretsene. Estağfurullah. Ne, o doğuştan geliyor Ece. Ay bende yok işte o. Hiç yok. Dur. Bir daha deneyeceğim. Doğuştan oturaklı. Bak. Oturaklı bir kadın bak, değilim. İtalyan oturuşu. Bak şöyle nasıl bak. Olur? Bir bacağını öbür bacağın üstüne atıyorsun. Bak şimdi bak. Ama bak hayır bu olmayacak bir şey. Neden biliyor musun? Senin bileklerin ince ve bacakların ince. Ama sen... Bu oturuşu ben yapamam. Aa sen... Hayır yapamam. Benim bileklerim ince değil ve bacaklarım ince değil. Onun için de ben senin gibi oturamam. Beni şimdi aldatma, seyirciyi de aldatma. Bak şimdi olmuyor. Sığamıyorum zaten. Yetmiyor hiçbir şey. Neyse tamam böyle idare edin ya. Uzun boylu Selvi boylum al yazmalım ya. Yani Selvi boylum al dudaklım. Ah. Yani düşünsene ne güzel. Kadın kadın böyle çıkmış. Ben de öyle yanında böyle ecik. Bunu diyene bak. Ecüş bücüş bunu böyle. Bunu diyene bak. Halay bir tanesi çekmeye. Bunu derken dediğin esnada benim kamyoncu oturuşum vitesi böyle atmaya hazır. Senin de bu böyle aşırı seksi ve şey halin. Yani bari yalan söyleme. Millet görüyor. Kamera ya var kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Ben seyirciye evet. Şunu çok önemsiyorum. Söyleyeyim mi? Ya biz iki kadın birbirini seven iki kadınız tamam mı? Ece seven. Benim programa geliyor diye ben çok heyecanlanıyorum, seviniyorum. O böyle ekstra heyecanlanıyor. Birbirimizi darlıyoruz falan filan diyelim ki. Bizim ama medyada kadınlar niye böyle birbirlerine iğrençlikler yapıyorlar? En hani şey niye öyle şeyler yapıyorlar? Neden mesela arkalarından konuşuyorlar, kuyularını kazıyorlar ya da böyle sürekli harcıyorlar? Ya şöyle bir şey var. Sen... Ben ve sen özelinde seni şimdi aslında. Öveceğim biraz ay, burada. Ay Ece bana diyor ki editörüm şu birisi seni konuk överse lütfen onun tadını çıkar diyor. Tamam lütfen tadını çıkar. Şu anda tadını çıkar. Şu buyurun. An buyurun Ece şöyle Hanım. Dik dur koltuğuna Aslan yaslan. Aslan hanımefendi diyeceksiniz seni bana. Seni övmek üzereyim buyurun. Aslan hanımefendi. Dik koltuğuna yaslan tadını tamam. Çıkar. Bir acayip zeki ve üretken bir kadınsın tamam mı? Ben tamam. Seni tanıdım tanıyalı. Hem orantısız bir zekan var oraya yazdığım gibi. Hem de sürekli üretiyorsun. Kitap yazıyorsun. Yani senin bir meselen var. Müslüm Gürses'in en sevdiği, yani daha doğrusu benim hayatta en sevdiğim şarkı meselem. Yani böyle cayır cayır keşke burada bu çalsa da söylesek. Bu arada Ece çok istedi bunu çalmamızı ama telife takıldı. Telife takıldı. Yoksa... 7 saniye çalamaz mıyız tam oradan mesela? Hayır hayır şöyle bir, bak ne diyeceğim benim bir hayalim var seninle meselemi söylemek gibi ama bugün değil yani bir gün. Daha arkası yarın. Ben neyse. Senin... meselesi olan bir kadınsın hayatta. İnsanlar hem üretmeyeyim.
hem şey yapmayayım, hem kötülük üreteyim, kötücüllük üreteyim. Efendime söyleyeyim, ona buna bulaşayım. Öbür kendim yükselmediğim için öbürünü aşağıya çekeyim. Ya birazcık üret kardeşim, kafanı meşgul et, üret. Dedikodu üreteceğine, kötücüllük üreteceğine. Bu Kavafis'in çok sevdiğim bir şiiri vardır. Bu kenttir gidip gideceğin yer diye. Başka bir deniz bulamazsın, başka bir ülke bulamazsın. Onlar da öyle. O vücudun üzerinde o kafayı taşıyarak, ben artık kimseye beddua etmiyorum. Çünkü o vücudun üzerinde o kafayı taşımak büyük bir cehennem. 24 saat o cehennemi yaşıyor, tamam mı? Yani dolayısıyla kendi haline bıraktım hepsini. Ama doğru söylüyorsun. Yani üretmeyen, düşünmeyen, ne bileyim ben bir meşgalesi olmayan insan, kadın ya da erkek, kötücüllük üretiyor. Boş kalınca. Boş bırakmayın kendinizi. Yazık ediyorsunuz. Şimdi senin kızın olmak da zordur. Ay ne zoru. Benim kızımın annesi olmak zor. Güneş'in düşünsene, Haysiyet diye kitap yazıyor annesi. Anası Haysiyet diye kitap yazan bir çocuk var şu anda. Türkiye'de. Yani düşünsene. Bu kitap Güneş'e yazıldı ve Güneş Süleyman Demirel'e benziyor. Doğduğunda ilk böyle kocaman tombul bir suratı vardı zaten. Sapsarı saçları vardı falan. Süleyman Demirel'le aynı gün doğumlu ve şey, çok hazır cevap. Onun gibi o böyle acayip zeki, orantısız zeka, bir inanılmaz çok bir siyasetçiydi. Her şey ve çok mizah ve böyle yüksek mizah. Ve cool yani. Ve cool'du. Adam cool. Çok cool'du. Güneş de hayatımda gördüm en hazır cevap, yapıştırıyor. Yani işte ne bileyim ben, geçen gün sabaha kadar, bu kitabın artık son günleriydi, yazmayı bitiriyordum, uyuyamadım falan. Sabah 9'da uyandı, hadi anne oynayalım. Ben sürekli oynuyorum tabii Güneş'le, ama dedim ki kızım ne olursun dedim, bugün bana bir saat izin ver. Bir saat fazla uyuyayım, yanına geleceğim. 4,5 yaşında bu arada Güneş'le. Kabul etmedi, sinirlendi falan. Neyse sonunda ben gittim uyudum. Bir saat sonra geri geldim. Hadi dedim Güneş, oynayalım. Ondan sonra hayır, ben şu anda seninle oynamayı tercih etmiyorum dedi. Kızım ne olur hadi yapma, uzatma dedim. Ya çok uykum var falan. Aradığınız Güneş'e şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. 4,5 yaşında ya. Ya sürekli böyle bütün gün ondan kapak yiyerek geçiyor hayatım. Ya Güneş, dolayısıyla Güneş'in anası olmak zor. Sen de peşinde misin öyle? Ay çok peşindeyim. Güneş işte, Güneş'in etrafında dönüyor ya dünya yani. Bayağı böyle bildiğin. Ben ona aşık böyle. Acaba şey mi olacak bak. Çok güzel. Ay çok güzel bir şey söyledi şimdi. Etrafında böyle herkes dönecek mi? Dönsün diye adını Güneş koydum. Sen de öyle değil misin? Bence sen de öyle bir kadınsın bak. Yani bence senin de insanlar etrafında dönüyorlardır. Hep dönmüşlerdir. Ama ben de senin gibi hiç tadını çıkarmadım, biliyor musun? Belki seni onun için kendime çok yakın görüyorum. Hani dedi ya az önce Ece, editörün Ece. Bir şöyle arkana yaslan. Hep böyle hayatta da, arabada da sen öyle oturursun, Allah bilir. Koltuğun tabii önünde böyle. Hiçbir yere yerleşmezsin. Tabii. Yahu yerleş, bir tadını çıkar. Ben de hiç tadını çıkarmadım yani. Hayranlığın, sevginin, aşkın, neyse hiçbir şeyin tadını çıkarmadım. Ay bana değildir, o bana değildir falan diye böyle hep üstümden savdım yani. Güneş öyle değil, Güneş özgüvenli. Ben kendim de yapamadım ama hatta geçen gün öyle işte, anne diyor, sen diyor benim gibi bir kızın olduğu için çok şanslısın dedi. Dedim ki tamam, my job here is done. Yani artık tamam, ben burada tamam, misyonumu tamamlamışım. Olmuş o. Olmuş yani o. İşte bak bunları söylememiz gerekiyor. Mesela ben buradan Alican Türkoğlu'na demeliyim ki sevgili genel müdürüm, benimle çalıştığın için çok şanslısın. Ya bunu dediğim gün ben ne yapıyorum? Bak çok öğretmen aldım ben alacağım dersi diyorum hadi. Ben diyorum ki Alican'a sürekli maaşıma zam yap Alican, buradan seslerim. Ama diyeceğim ki Alican hiç düşündün mü? Benimle çalıştığın için çok şanslısın. Arada o kadar fark var ki yani. Ya ben ne zaman aydınlandım biliyor musun? Bir tane arkadaşımla hiç tanımadığım onun bir bir tane arkadaşımla onun yakın bir arkadaşının doğum günü için hediye arıyoruz. Onun yakın bir arkadaşı. Ama ben arkadaşımı o kadar çok seviyorum ki onun yakın arkadaşına doğum günü hediyesi alacağım ben. Ama çok tanımıyorum yani. Sonra onun, o doğum günü olan kişinin çok eski bir kız arkadaşına rastladık yolda hediye bakılırken. İşte nereye gidiyorsunuz? Doğum gününe gideceğiz, hediye bakıyoruz falan. Kıza sorduk, sen alacak mısın hediye falan? Biz hediye bakıyoruz, gel biz hediye bak. Ben kendim bir hediyeyim dedi kız. Ben orada aydınlandım ya, evet.
Yani benim oraya o doğum gününe gitmem bir hediye dedi yani. Dolayısıyla orada bir aydınlanma yaşadım. Ben buradan bir listeyle bütün eski kocalarım ve eski sevgililerimden hediyelerimi geri istesem. Çok mu çiğ bir davranışım? Verin lan! Ben bir hediyeyim size. Mesela. Tabii ki işte ya bu bakış açını değiştireceksin. Tabii ki yani. Sen kendin bir hediyesin. Ha, mesela seyirci de. Sevgili seyirciler, ben size şu anda verilmiş bir hediyeyim. Farkındasınız değil mi? Orada pijamayla karşımda oturuyorsun ama hiç smokinli değil. Mesela bu değil mi ya? Olay. Bir saygı duy hediyeye. Hayat sana vermiş hediyeyi. Ay duysun niye duymasın tamam Aslı. Tamam ya bugünden itibaren Aslı, bitmiştir olayım. Sen, vallahi sen özel tamam. Bir kadınsın. Yaşa bunu ya. Tamam. Ha. Tamam çok güzel. Çok peki. O zaman sen böyle diyorsun ya ben böyleyim ama pek ikili ilişkileri gözlemliyorsun ve yaşıyorsun. İşte bir eşin var çok şükür Allah'ıma. Ondan sonra yani Deniz Bayramoğlu evet. Zaten aynı saatte rakipsin ama ikili ilişkiler, kadın erkek ilişkileri mesela. Hı. Yani sınandığın yerler mi oldu ya da çözdün mü olayı? Bu kitapta da var o. Daha evvel de bir röportajda söylemiştim. Gitmesine izin vermediğin her şey senden kaçıyor diye. Hani sana bir önceki programda demiştim ya alacaklı geldiğimi zannediyordum bir ara. Sonra birisi beni uyandırdı sen alacaklı mı geldin dünyaya diye. Yani ben özel mülkiyete karşıyım. Her konuda insan ilişkisinde de dünyanın sonunu getiren şey de özel mülkiyet bana sorarsan. Dolayısıyla benimdir demediğin zaman yani böyle alacaklı gelmiş gibi benimdir. Benimdir yani Deniz Bayramoğlu benimdir. İşte Güneş Bayramoğlu benimdir. Aslı Şafak arkadaşlıkta da yani benimdir falan diye böyle insanları prangalamadığın zaman, onlara o alanı yarattığın zaman bence çok rahatlıyor ilişkiler. Yani ona o olma şansını verdiğin zaman, o alanı açtığın zaman çok rahatlıyor. Benim sınavım nedir diye soracak olursan işte ben kıskanç birisiydim çok. Bir, ikincisi de şeydim. Dediğim gibi yani çok baskın olmaktan kaynaklı, baskın bir karakter olmaktan kaynaklı olarak alacaklı gelmiş gibi birisiydim. Yani o bütün bu ya benimsin ya toprağın ilkelliği bu kafa yapısından çıkıyor. Bu alacaklı gelme kafa yapısından çıkıyor yani. O kafa yapısı yanlış bir kafa yapısı. Nasıl peki evrildin böyle? Acı idrak getiriyor bence. Acıyı eğer... dert devaya davettir diye bir lafı var ya Mevlana'nın. Bu kitapta o da var. Bak mesela grip olduğunda şifayı kaptın dersin. Mesela şifayı kaptın. Niye şifayı kaptın dersin? Çünkü sen grip olduğunda yatarsın, dinlenirsin ve şifalanırsın. İşte ne bileyim lekesi karadutun yaprağıyla çıkar. İşte donmuş bir insanı buzla ovarsan iyi gelir. Ne bileyim hamur yapıyorsun diyelim. Ekmek yapıyorsun. Unla çıkartabilirsin elindeki şeyi, hamuru. Dolayısıyla dert nereden geliyorsa deva da onun içinde. Onunla yüzleşebilirsen, yani sana acı veren şeyin senin sınavın olduğunu görebilirsen aslında ve onun devasının da onunla birlikte geldiğini görebilir, onun gözünün içine bakabilirsen, hayatta en büyük korkun ve en büyük kaygın en büyük özgürlüğüne dönüşüyor bence. Ve en büyük gücüne dönüşüyor bence. Yeter ki gözünün içine samimiyetle bakabil yani. Yoksa da o sana tekrar geliyor böyle sınav olarak. Bence. Evet doğru. Doğru. Sadece aktörler değişiyor. Evet aktörler değişiyor. İsimler değişiyor. Biri sarışın oluyor, biri kumral oluyor, birisi esmer oluyor, öbürü kalın kaşlı oluyor, öbürü yamuk burunlu oluyor. Ama sonuç olarak sana aynı mesajı getiriyor, aynı mektubu getiriyor. Bilgisayar oyunu gibi bir şey işte. Tabii canım aynen. Aynı. Geçemiyorsun yani orayı, o bölümü, o şeyi atlayamıyorsun. Tekrar. Sen oje sürüyor musun? Ben senin için sürdüm. Yani bak, normalde sürmüyorsun değil mi? Hiç sürmüyorum. Ben tırnaklarını da acayip kurcalayan bir kadınım. Niye sürmüyorsun? Gerçi Murat Bardakçı bana dedi ki çok zeki insanlar dedi tırnaklarını paramparça eder dedi. O günden beri de hiç tekrar düzeltmeye de çalışmadım yani. Ondan sonra ama çok kurcalıyorum tırnaklarını. Şey niye sürmüyorsun normalde? Tırnaklarım yani oje sürülmeyi hak eden tırnaklar olmadığı için. Oje böyle bir mertebe mi ki? Hayır. Yenmiş. Neresine sürecek? Ben tırnak kalmamış. Diye, ben mesela habercilikten ama dolayı şimdi senin için iki yaptım. Yıldır sürüyorum ben oje. İki yıl öncesine kadar hayatım hiç oje olmadı. Çünkü habercilik bence çok oje sürmeyi ve o şeyi kaldırmaz. Kaldırmıyor. Yok, anlamda da kaldırmıyor. Onun kafanı hani kafanı ona vermeyi de kaldırmıyor. Yok kaldırmıyor. Ya zaten ben bir şey diyeceğim sana. Yani ben hani o haberin sunarken acayip duygusuna girdiğim için bana çok samimiyetsiz bir şey geliyor yani böyle aşırı ojeli ve bilmem ne halde yani böyle
böyle falan yaparak gitmek, ya beter bir hikaye anlatıyorsun orada. Yani orada canını kurtarmaya çalışan bir insan var. Sen en son model ojelerin ve saçın ve bilmem ne çıktığın zaman o bana uymuyor yani. O resme koyamıyorum ben kendimi. Zaten öyle bir yaratılışım da yok. Yani mesela diyorum ki, bana burada diyorlar ki biraz daha bakımlı ol Ece, ekrana çıkıyorsun falan. Ya diyorum ki mesela yarım saat şimdi burada ben yok manikür yaptıracağım. Yani o yarım saatte ya gider güneşle bir oyun oynarım, ya birazcık yazı yazarım, bir şey ya biraz bir şey okurum. Ondan sonra o yarım saati ömrümün sonunun son günü geldiği zaman bir dakika yukarıya yarım saat ben ojede kaybettim, bana bir yarım saat daha verir misin diyemeyeceğime göre, yukarıyla pazarlık edemeyeceğime göre öyle şeyler bana çok sıkıcı geliyor. Aynen işte, evet. Bence bu haberci şeyi, ona alışıyoruz. Evet. Mesleki deformasyon mu dersin, başka bir maliyet hesabı mı? Evet, evet. Yani fırsat maliyeti hesabı mı yapıyoruz bilmiyorum ama öyle oluyor. Evet. Öyle oluyor, evet. Onu merak et. Daha doğrusu Ceyhun'un dikkatini çekmiş. Evet, evet. Senin için ilk defa dün manikür yaptırdım. Ay ne güzel. Ama yani manikür yaptırdım, nasıl manikür yaptırdım? Sonuç olarak tabii ki böyle işte bu kadar. Biz benden işte Şafak Hoca'nın zoruyla falan sürüyoruz bunları. Ama bana çok kalsa, güzel duruyor. Bana kalsa onu da yapmayacağım. Yok. Yani. Yani bir bölümde bak mesela ben Selçuk Şirin Hoca'ya bayılıyorum. Ondan sonra sohbetinizi de böyle artık mıh gibi aklıma kazıdım. İki programda da yaptığımız. Ama bir yerde böyle kendimi senin parmaklarını da takip ederken buldum. Dedim ki çok hoş duruyor yani. Ha, bu kadın bunu işte iyi ki yapmış dedim. Neyse Şafak Hoca'nın zoruyla yap. İşte yapımcılar Şafak... ne yapacaksın? Zorluyorlar seni bir şeyler yaptırmak için, yani böyle haysiyetinden ödün haysiyetinden ödün verdiriyorlar sana ya. Herkes ezberledi mi? Bak öyle bir kelime ki bu arkadaşlar, bu böyle kaybettikten sonra bir kere öyle haysiyet deyince olmuyor. Şimdi şöyle oluyor: haysiyet, 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 haysiyet. Sen diyorsun ki ya söyleyebiliyorum, bir şey olmuyor. Sonra birdenbire hızlanıyor. Haysiyet, haysiyet, haysiyet. Sonra 50. söyleşte kafa yapmaya başlıyor. Böyle başın dönmeye başlıyor. Haysiyet, 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 haysiyet. İşte o baş dönmesi var ya, onu atlattıktan sonra o bir eşik. Ondan sonra işte kelime içselleşiyor, bünyeye giriyor ve ondan sonra da arayışa giriyor. Ay sana bir şey söyleyeceğim. Bak sen çok ilham veren bir kadınsın. Haysiyet haysiyet kafa yapıyor dedin ya, bir anda oksijen, yani beyindeki ve bünyedeki oksijen oranı geldi aklıma. Oradan da bir tane hikaye geldi. Hani dedin ya bizim sektörde kadınlar kadınların kuyusunu kazıyor. Çok güzel bir hikaye öğrendim. National Geographic'in bir tane çok güzel fotoğrafçısı yakalamış bu görüntüyü. Belki sen de görmüşsündür. Bir tane kartal, kartalın üstünde de karga. Ensesine oturmuş kartalın böyle. Meğerse bu bir doğada olan bir gerçeklikmiş. Kartallar sürülerinden güç, kartallar diyorum, kargalar sürülerinden güç alıp kartallara muzur oluyorlarmış. Kartalların ensesine oturup böyle, ondan sonra onu böyle enseden bıdı 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 buradan böyle devamlı bıdıklıyormuş. Kartal normalde şöyle bir dönse karganın kafasını koparır değil mi? Ne yapıyormuş biliyor musun? Kanatlarını açıyormuş ve daha yükseğe uçuyormuş. Sadece daha yükseğe. Çünkü yüksekteki oksijen oranı kargaya göre değilmiş. Başı dönüyor. Başı dönüyor, az oksijen. Karga o irtifada yaşayamıyormuş. Cuk, kargaların hepsi aşağı düşüyormuş. Kartalın tek yapması gereken kanadını açıp yükselmekmiş. Aa, bunu hayatta düstur edeyim. Anladın ne demek istediğimi? Hiç, anladın şu an. Hiç bakmayacağız. Kimse ne diyor, ne yapıyor. Biz aç kanatları açıyoruz, yükseliyoruz. Aynen. Bayağı bir doldurduk birbirimizi. Doldurduk. Bu saatten sonra biz coştuk. Ne tamam yani, bizden hiçbir şey olmaz zaten. Havaya girdik. Ya ne oldu, biz yıkarız burayı yani. Şimdi ikimiz bu programın sonunda. İnşaat makineleri geçen gün Ece tweet'i almış, koyalım koyalım. Ben bir tweet attım da Ece'nin de bunun, Ece editörüm Ece bu tweet'i şimdi verecek. Ece Üner'in de, Özge Ece Üner'in de. Özge ne ya, 150 yıl sonra Özge'yi öğrendik. Dur ona birazdan geleceğim. O tweet'in üzerine söyleyeceğim, ben şu kitabında bölüm var bununla ilgili, bir versene. Evet, bir daha dünyaya gelsem inşaat işine gireceğim. O ben inşaat işine giren ama burada müteahhit olmayacağım. Makine olarak inşaat işine gireceğim. Zira memleket erkeği hiçbir kadını inşaat makinelerini izlediği gibi ilgiyle izlemiyor. Buna o kadar çok cevap geldi ki erkeklerden, aslanım aşk olsun biz sizi ilgili, niye böyle yapıyorsunuz falan diye. Ben onu demek istedim. Bu senin haklı olduğunu gösteriyor. Evet. Aşk olsun diye savunmaya geçtiyse erkekler... Bu senin haklı olduğunu gösteriyor. Senin onunla ilgili bölümün var. Bir okusana oradan. Ata sporumuz Umarel.
Bizde ataspordur. Özellikle emeklilik çağındaki erkekler yol ve inşaat çalışmalarını yakından izlerler. Ellerini arkada kavuşturmak suretiyle bir müfettiş edasıyla saatlerce kazı ya da şantiye alanını teftiş ederler. Hatta inşaat çalışması hakkındaki yüksek fikirlerini paylaşmaktan ve icap etmeyen tavsiyeler vermekten de geri durmazlar. Meğer bunun tam olarak karşılığı İtalyanlarda mevcutmuş. Umarel. İtalyanlar bunun için bir kelime bulmuşlar. Neyse, sonuç olarak Bursa'da bir vatandaş balkondan izlediği inşaat kazı çalışmasının gerçekleştiği alanda bir cisim fark etti. Erken Roma dönemine ait olduğu sanılan mezar stelini çıkarıp yetkililere teslim etti. Sonunda işe yaradı. Aa, evet. İlginçmiş. Bunu böyle izlerken bir bakmış. Roma dönemine ait şey, dedeye bizde sahip çıkalım. Sence bizde aynı sonuç çıkar mı, yoksa orada bir hazine vardır, define vardır diye mi olaya girerler? Yani şurada bir Roma dönemine, bilmem ne dönemine ait bir şey var Bursa'da diye mi? Bursa'da bulmuş, teslim etmiş yetkililere işte. Yani hayır, bilmiyorum, İstanbul'da falan. Bir de emin olamadım yani şu an. Ne bileyim. Burada. Ben de, şimdi sen öyle deyince ben de bence olur. Gece orada sesini çıkarmaz, kimseye söylemez. Gece gider el feneriyle orayı kazar, burada bir hazine define vardır diye. Dedeler yapmaz ya. Dedeler ayrı canım. Emeklilik yaşındakiler yapıyormuş ya, daha çok inşaat izliyormuş, öyle dediler. Öyle miymiş? Evet, işte umarel onlara ben takılmış bir isimmiş. Hiç emeklilerde görmüyorum. Benim gördüklerim bayağı böyle gençte oturup izliyordu. Öyle ben. Mi? Olsun, vinç olsun, her şeyi izliyorlar. O zaman izliyorlar. Bu çocukluktan başlayan bir şey. Yatmıyormuşuz masaya. Dik duruyormuş. Omurga işte kamyoncu diyor. Şey. Bak ayakkabıyı böyle giymekle olmuyor. Bak bu ayakkabıyı giymekle olmuyor. Böyle durmak lazım değil mi yani? Sence hangi inşaat makinesinin reytingi yüksektir? Hayda. Bak. Erkekler. Ha, marka mı o? Ay, pardon. Tam o aletin adı ne? Ne, Allah Allah. Markası o diye yani. Ne diyeceğiz? Söyle. Ne diyeceksiniz? Hangi inşaat makinesinin reytingi yüksektir? Erkekler en çok hangi inşaat makinesini, hangi pozisyonda, hangi hareketleri yaparken izler? Reytingi yüksek. Ne? Hilti. Ceyhun hilti diyor. Başka? Kepçe diyor Mahir. Başka? İşte şey. Evet. Yani çok bir şey bulamadık. Sonuca erişemedik buradan. Tamam, nereye bağlayacağız şimdi? Ben sen miyim her şeyi maşallah? Ne o senin o kelime oyunların falan? Millet ölüyor. Ne kadar güzel yapıyorsun. Vallahi ben sana bir şey söyleyeceğim. Estağfurullah. Ne demek yani? Sen benden daha güzel yapıyorsun. Şey diyor ki, Jacques Ellul diyor ki, Sözün Düşüşü diye bir kitabı çok var. Çok sevdiğim kitaptır. Ciddi mi diyorsun? Ve 20 yıldır falan benle. İnsanlığı nereye kurtarmak gidersen isteyen önce sözü kurtaracak diyor. Kocaman bir kitap, büyük şöyle. Evet. Doğru. İnsanlığı kurtarmak isteyen önce sözü kurtaracak. Onun için yani sözün gücü adına yani. Evet. Kelimelerin gücü adına. Ama bu söz öyle hani yazı mı, konuşmak mı anlamındaki söz değil. Evet. Yani orada evet. Hem kelimelerin gücü hem de hakikaten ağzından çıkan oluyorsun. Evet. Sen sözü kurtarmak için mi böyle bir şeye... Böyle bir şövalyeliğe gir, şövalyesin aslında. Sözü kurtarmak, sözlerin şövalyesi misin? Ya o kadar böyle büyük bir 40 yaşına geldim ya artık ben. Böyle büyük kelimeler alerji yapıyor bende ya. Safhan küfür ne olacak işte. O kadar iddialı değilim ama yani evet ben bence işte... Adaletsizliği değiştiremiyorsun ama karşısındakini duruşunu, adaletsizlik karşısındaki duruşunu değiştirebilirsin. Evet. Değiştirebilmek için de her zaman yani söyleyebilecek bir çift lafın varsa ve bunun için gücün varsa ve bunu söyleyebilecek bir durumdaysan, konumdaysan söylemelisin. Söylememek bence hıyanet olur yani. Hı-hı. Adalet değiştiremezsiniz ama adaletsizlik karşısındaki duruşunuzu değiştirebilirsiniz. Evet, değiştirebilirsiniz. Ya duruş işte onun için diyorum yani. Bak yönetmen ne diyor? Dik dur diyor yani. Sürekli dik dur diyor bak. Yönetmen. Sen güzel dur diye diyor yani. Tamam ama yani işte güzel durmak demek ki dik durmakla oluyor. Türk destanlarında 40 sayısı önemlidir. 40 yiğitler, 40 kızlar, 40 haramiler. Evet. 40 yaşındaki bir kere 40 yaşındaki herkes bu kitabı ne olur alsın. Atletizmde bizim maraton koşarken 40. kilometrede duvara çarpma efekti vardır. Biliyor musun? Beyindeki glikoz bitiyor. Onun için böyle maratonlarda sağda solda alınıp atılmış şeker glikoz yüklemesi bulursun. Böyle sağda solda atılmış böyle paketler halinde. Çünkü 40. kilometrede duvara çarpıyorsun. Ya beyin
deki glikoz biter bitmez böyle duvara çarpmış gibi kat diye kalıyorsun, duruyorsun, düşüyorsun orada. 40 yaş da öyle bir şey bence. Bir duvara toslama yaşı. Peki yalnızlık gerçekten ölümcül mü? Hiç değil. Hı hı. Aa, hiç değil. Ben çok yalnızlığı o kadar çok önemsiyorum ki. Yani çok çok işlevsel bir şey yalnızlık bence. Çok zengin bir şey. Çok zengin bir şey yalnızlık. Seçilmiş yalnızlık. Evet, çok zengin bir şey. Çok asil bir şey. Yani çok saygı duyulası bir şey. Kendi kendine yetebilen, seçilmiş yalnızlığı yaşayan insanlara ben ayrıca çok hayranım yani. İnsan kalabalığı öyle çok menen bir şey değil bana sorarsan. Liyakat mı, sadakat mı? Ay tabii ki liyakat. Doğruluk mu, cesaret mi? Ay. Neydi o, bir tane daha bir şey vardı. Doğruluk mu, cesaret? Doğruca, hayır, başka şey. Neydi o? Oyun mu doğruluk mu, cesaret? Doğru, evet, doğruluk mu, cesaret oyundu. Şişe çevirmece, şişe çevirmece falan. Ama hayatın içinde ikisi birden olmalı. Olmalı ama ben liyakatçıyım. Değil mi? Evet. Ne? Yoksa ben onu seviyorum. Süre bitmiş. Aa, yok artık, daha ne? Ama niye böyle ya, oldu? Aa, ne bitti, çabuk geçti. Şimdi ya, başladı program. Ya bir şimdi sen bir şeyle kontrol, rütükle. Bir saatten veriyorlar. Bir rütüğü arasana sen şimdi, nöbetçi rütük. Biliyorum Alican Bey'le alakası. Sen rütüğü ara, belki hani Alican hayır diyemez, rütükten bir telefon gelir. Bir de maaş zammını da söyleyeyim. Ne çekti Alican, ah Alican, ne çekti. Şimdi Rütü'ye şöyle diyoruz, bir saat daha uzatabilir miyiz? Birinci soru. İki, aslında maaş zammını Alican Bey'e çıtlarsanız bir şey yapabilirim. Bu ikisini beraber bir konuşursanız lütfen. Sütlü Nuri'ye alalım, tamam, Ece ile ilgili. Ay bir, ama bir dakika dur, almayacağız. Özge Ece, biz bilmiyorduk. Anam sen bütün Türkiye'yi kandırmışsın, senin iki ismin varmış. Evet. Özge Ece. Evet. Evet, Özge'yi de annem koydu. Ece'yi babam koydu, Özge'yi annem koydu. Ben Özge'yi hiç sevmezdim, Özge ismini. Sonra dediler ki bana, ya sen deli misin? Sendeki en ufak bir pırıltı, bir güzellik varsa o Özge'den geliyor kardeşim dediler. Aa dedim. Numerolojik olarak da hakikaten Özge, Özge'yi kullanmaya başladığımdan beri Özge ne demekmiş biliyor musun? Bir kere Özge özgün, başka demekmiş. İkincisi korkusuz, cesur. Oo. Ondan sonracığıma şey, dik başlı Özge, acayip bir şeymiş Özge ya. Bütün Özgelerden özür diliyorum, kendi göbek adımdan da özür diliyorum. Annemden de özür diliyorum. İnsan annesini daha iyi anlıyor ve kıymetini daha iyi şey yapıyor belli bir saatten sonra. Özge'nin de, onun koyduğu ismin de kıymetini sonradan anladım. Bir de Ece'den geçilmiyor zaten ortalık. Yani Instagram'da o kadar çok sahte Ece Üner var ki. Var çok. Özge Ece Üner, yani öz hakiki Ece Üner gibi oldu aynı, hı-hı, zamanda. Göbek adımı koyunca hani öz hakiki bilmem ne şeyler var ya, öz hakiki Ece Üner, Özge Ece Üner oldu. O zaman hadi ver Sütlü Nuriye'yi, tamam çok istedim, hadi. Şuradan yüksek sesle bize okur musun? Ece mi? Sokaktaki insanın incinmesi Ece'yi incitir. Doğru. Ece artık kıskanç bir kadın değildir. Çok doğru. Ece'nin günleri güneşten kapak giyerek geçer. Çok doğru. Benim diyerek yaşanan kafa yapısını sevmez. Doğru. Çok doğru. Düzgün oturmaya çalışmak Ece'yi yorar. Bırakın kamyoncu gibi otursun. Canını severim. Bak hemen bitirsin şimdi programı. Ama çok bir kamyoncu doğru gibi otur da bir göstersene memlekete kamyoncu oturuşunu. Şurada, şurada da bir de bana olur. Bak Hazan hanımefendi. Bak, bak, bak. Meselem alın yazım gibi, meselem kırık sazım gibi, meselem iki gözüm gibi, meselem meselem bir sevda türküsüdür, meselem aşkımın öyküsüdür, meselem yeryüzü gökyüzüdür, meselem meselem